Nöroloji pratiğinde EEG ve EMG'yi sık uyguladığımız alanlar. Ama çocuk denince korkuluyor. Neden acaba Yeşim Hanım? Çocukların çekiminin zor olabileceğini düşünüyor aileler genelde. Ya da çekim sırasında elektrik verileceğini ya da radyasyon alabileceğini düşünüyorlar. O yüzden bir ön yargıları olabiliyor EEG çekimiyle ilgili. Çocuğu orada sabit tutmak zor herhalde. Tabii uyanıklık EEG çekersek 30 dakikalık en az bir işlem ya da 45 dakika bağlama süreciyle birlikte, elektrotların bağlanması süreciyle birlikte o zaman aileler çocukları tutmakta zorlanabileceklerini düşünüyorlar. Hani çocukların düzgün durmayacağından korkuyorlar. Yine aynı diğer görüntüleme yöntemleri gibi aslında. MR çekimi sırasında da nasıl çocukları durdurmak biraz zorsa, EEG çekimi sırasında da böyle olabileceğinden korkuyor aileler. Peki EEG'ye getirirken öncesinde bir şeyler söylemek gerekiyor mu aileye? Şunu yapın, bunu yapın. Tabii. Bu çekime göre değişmekle birlikte uyanıklık EEG çekimlerinde çok özel bir şey yok. Sadece saçın temiz olması, yıkanmış olması yeterli. Ama uyku EEG çekilecekse çocuklara bir gece öncesinden uykusuz bırakmalarını istiyoruz. Özellikle de sabaha karşı uyandırmalarını ve çekiminde mümkün olduğunca erken saatlerde, sabah erken saatlerde yapılmasını tercih ediyoruz. Peki her çocuğa EEG yapılıyor mu? Anne babalar bu istekle geldiğinde neler yapıyorsunuz? Yani hangi çocuklara EEG çekilmeli? Her çocuğa EEG çekmek gerekmiyor. Doktorun istemiş olması bizim için daha önemli tetkiki, ailelerin isteğinden daha önemli. Özellikle çocukluk döneminde ateşli havale geçiren çocuklar, sara tanısı almış takip edilen çocuklar, öğrenme güçlüğü olan çocuklar, davranış sorunu olan çocuklar, dikkat eksikliği yaşayan, dalmaları olan çocuklar, gelişim problemi yaşayan çocuklar, özellikle zeka geriliği dediğimiz öğrenme güçlüğü olan dönemlerde EEG çekilebilir. İlaç veriliyor mu EEG çekilirken? EEG çekimi sırasında herhangi Çok bir ilaç sorulan bir soru verilmiyor. bu. Evet. Tabii bazen eğer çocukların uyku EEG'si çekilecekse uykuyu sağlayamadığımız durumlarda bazen ilaç kullanımı olabiliyor. Ama çok fazla tercih etmiyoruz bunu. EEG'yi bozuyor bazı ilaçlar. Evet, Evet. özellikle bazı ilaçların kullanımı EEG'yi bozuyor. Peki EEG çekimi sırasında başka yapılan yöntemler var mı? Aktivasyon yöntemleri gibi. Bazı aktivitelerin ortaya çıkmasını sağlamak için birkaç tane aktivasyon yönteminden yararlanıyoruz. Bunlardan bir tanesi aralıklı ışık uyaranı. Belli aralıklarla çocuğa ışık veriyoruz ve gözlerini açıp kapamasını istiyoruz. Bu şekilde takip ediyoruz aktiviteyi. Bir de derin derin nefes alıp vermesini istiyoruz. Bu da bazı aktivitelerin ortaya çıkmasını kolaylaştıran bir yöntem. Yine göz açma kapama dediğimiz bir yöntem var. Burada da belli aralıklarla gözlerini açıp kapamasını istiyoruz çocuklardan. Yani bunlar belirli epilepsi tiplerini aktive ediyor herhalde. Evet, belirli Evet. epilepsi tiplerini daha iyi gösterdiği düşünülüyor. Peki EEG bize neyi gösteriyor? Yani bağlandıktan sonra çocukta neyi değerlendiriyoruz? EEG beyin dalgalarının kayıtlandığı bir yöntem aslında. Beynin fonksiyonunu gösteren bir yöntem. Yaklaşık 23 elektrot bağlıyoruz ortalama. EKG elektrodu oluyor bunun bir tanesi. EMG elektrodu var yine aynı zamanda. Çocukta herhangi bir kas aktivitesi, herhangi bir sıçrama olduğunda bize gösterebilecek bir EMG elektrodu var. Yaklaşık uyanıklık EEG 30 dakika, 45 dakika süren bir çekim. Ama uyku EEG olduğunda en az 90 dakikalık bir uyku periyodunu görmek istiyoruz. Bununla beraber bir 30-40 dakikada uyanıklık dönemini görmek istiyoruz çocuğun. Yaklaşık 2-3 saat süren bir yöntem uyku EEG. Bu süreçte çocuk herhangi bir şey hissediyor mu? Yani elektrik veriliyor mu ya da bir radyasyona maruz kalınıyor mu? Hayır, elektrotları bağladıktan sonra bir bilgisayar ekranından beyin dalgalarını takip ediyoruz. Herhangi bir elektrik almıyor, herhangi bir radyasyon almıyor. O yüzden tekrarlanabilir bir yöntem. Belli aralıklarla doktorları istediği takdirde yaptırabilecekleri bir yöntem. Özellikle nörologların yapması gerekiyor Evet, herhalde. nörologların yapması gerekiyor. Dediğim gibi doktorun istemiş olması da tetkiki önemli.